O zaman gördüm seni. Evet, ilk o zaman gördüm evet. Beni. İlk görüşte aşık oldu bana. O yemekte artık Ahmet ne düşündü bilmiyorum ama ben Ahmet'in çok samimi ve sıcak bir insan olduğunu düşündüm. Bir şey düşünmedim, kız bayağı aç dedim ya. Ama keşke benim çok hayır, param olsaydı da Özlem benle evlenseydi, öyle bir durum yok. Göründüğü kadar kolay değil. Kurulmuyor. Valla çekilmez bir insansın ya. Ay ne kadar hani kötü bir hayatım var, 3 tane çocuğum var, her şey çok kötü, her şey çok yoğun, hiçbir şeye zamanım yok. Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Sen de tekrar hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Sohbet programı yapacağız şimdi Ahmet'le. Ahmet'i görmeye alıştınız biliyorum. Ben de o yüzden onu yanımdan ayırmıyorum şu anda. Biliyorsunuz tüm dünyaya koronavirüs salgını yayılmış durumda. Biz de tabii ki tedbirlerimizi alarak evde daha çok zaman geçiriyoruz, evde kalıyoruz. Tek temennim bu konuyla alakalı. Umarım bir an önce her şey normale döner, herkes normal hayatına döner. Bir an önce bu salgından kurtuluruz. Tabii ki bu vesileyle biz de evde daha çok zaman geçirdiğimiz için kendimiz, ailemiz, çocuklarımızla daha fazla zaman geçirmeye başladık. Çok fazla çekmek istediğim video vardı. Bunlardan bir tanesi çok fazla ertelediğimiz soru ve cevap videosuydu Ahmet'le. Bugün bunu çekmeye karar verdik. Ve tabii ki sizlerle paylaşmak istediğim, konuşmak istediğim çok fazla şey var. Bu süreç içerisinde de umarım daha hızlı videoları yükleyeceğim. Ben daha fazla bekletmeden sizi sorulara geçelim isterseniz. İlk tabii ki senin de bildiğin üzere en çok gelen sorulardan bir tanesi nasıl tanıştığımız oluyor. İlk önce onunla videoya başlamak istiyorum. Tamam, Ahmet sen cevap vermek ister misin? Nasıl tanıştık? Bakalım hatırlıyor musun? İlk soru bu mu? Evet, zor bir soru. Zor bir soru değil ya. Nasıl bakalım tanıştık? Hatırlıyor musun? Seni de bir sınava tabi tutalım. Peki, çok iyi hatırlıyorum hatta. Tamam, buyur. Buyurun. Yani hani kendi ayaklarıyla geliyor derler ya, kendi ayaklarıyla Özden geldi. Ya ben bir kahve zincirinde çalışıyordum. Öğleden sonra baktım birisi içeri giriyor ve gözlerini çıkılıyor böyle pırıl pırıl gözleri. Yüzü gülümsüyor böyle, huzurla geldi böyle. İlk Özden'i o zaman gördüm. Şu anda da aynı şeyleri düşünüyor musun? Çok merak tabii ediyorum. Daha fazlasını düşünüyorum. İlk o zaman gördüm seni. Evet, ilk o zaman gördüm evet. Beni. İlk görüşte aşık oldu bana. Kesinlikle hayır. İlk görüşte aşık olmadı. Sen böyle bir sıcak huzurla geldin böyle. Demek ki bak hatırlıyorum. Evet hatırlıyorsun. Çizmeleri ne kadar hatırlıyorum ya. Bayağı kahverengi uzun bir çizme giymişti yani. Beyaz bir pantolon. Aa gerçekten. Yeni kot pantolon vardı. Kahverengi bir tane şey vardı. Terimot vardı. Beyaz pantolon giymiştim. Çizme giymiştim. Kahverengi bir çizme vardı. Uzun bayağı bir dizlerin üstüne kadar gelen. Tamam, saçlar küt. Bu sınavı geçti bence. Biraz kiloluydu tabii. Evime çok yakın olduğu için arkadaşlarımla ya da ders çalışmıyor o zaman biliyorum. Üniversiteye hazırlanıyordum. Evime yakın olduğu için sürekli tercih ettiğim bir mekandı. Gidip gelirken Ahmet'le tabii ki hani göz aşinalığından dolayı merhaba merhabalaşmalarımız oluyordu. Nasılsın merhaba. Çok fazla bir sohbetimiz olmadı. Ben bir gün evin anahtarını unutmuştum. Annemin de acil dışarı çıkması gerektiği için ve ben yurt dışından geri döndüğüm için yeni telefon kullanmıyordum. Hemen tabii aklıma o sırada evim en yakın olduğu için Ahmet geldi. Niye bana geldi? Tanıdığım için bir de hani aşina bir yüz. Ahmet'ten yardımcı olmasını istedim. Telefonunu kullanmak istedim. Yani o sırada beni fırsat bu fırsat diyerek öğle yemeğine davet etti kendisi. Hayır. Tam yani yemeğe çıkacaktım. Telefonumu kullanmak istedi. Ve ben 5-10 dakika Özden'i bekledim. Annesiyle görüşmesini. Evet. Sonrasında da ayıp olmasın. Ben hani şurada yemek yiyoruz biz. Öğlenleri çıkıp yemek yediğimiz bir yer vardı. Ev yemekleri yapan bir yer vardı. Hemen iş yeri karşısında. İstersen gel beraber yemek yiyelim dedim ya. Tamam, yemek yedik beraber. Evet. Birbirimizi orada biraz daha tanıdık. Seninle ilk sohbet ettiğim zaman böyle sıcak ve samimi geldi aynı şekilde. Ben iyi, hayatımda ilk defa bu kadar iştahlı bir kız görmüştüm ben. Hani normalde kızlar ilk görüşümde az bir şey yerler ya böyle. Hani böyle ben çok rastladım böyle. Hani böyle. Ama Özlem maşallah yani. Tabak tabak yani. Aa, yemin ediyorum. Tatlı, arkasından tatlı. Gerçekten mi? Yemin ediyorum hiç maşallah. Hiç yani, o mevsimde hiç yenilmeyecek bir yemek yedin yani. Ne yedim ya? Ya ben hayatımda mesela o sıcakta yiyemem, o patlıcan musakkayı nasıl yedin sen ya? Patlıcan musakka mı yemiştin? Tabii böyle kıymalı falan, böyle yağlı yağlı, lüpür lüpür götürüyor maşallah. Bir de kiloluydu yani.
aşk olsun taşın. Ben şimdi nasıl bir görüşte aşık olayım Allah aşkına? Tamam, ben terk ediyorum videoyu. Hayır ama sen hiç öyle göstermedin o sırada. Neyi göstermedim? Çok gayet samimi, sıcak bir insan olarak benimle konuştun yani. Sen zaten çok sıcak kanlı bir insan olduğun için gerçekten böyle güler yüzlü oldun. Böyle bir anlatamadım, böyle bir ben çok yanlış vardı. Anlamışım çok. Mersem benim lokmalarımı sayıyormuş. Alakası yok. Ama ilk defa o kadar çok giyen bir kız gördüm. Ben kız, ben kızlar hani erkek yani. Arkadaşlarla ilk çıktıklarında veya ne bileyim bir yabancı biriyle... Sen benim erkek arkadaşım değildin ki. Sonuçta hani, yeni tanışmışsın. Yeni tanışan birinin yanında hani biraz şey oluyor ya, çekingen oluyor, az yiyorlar falan. Çok rastladım böyle. Yemek yani. Konusunda asla öyle bir çekingenlik söz konusu olamaz. Ama maşallah yani ben böyle izledim yani, güzel güzel yiyor, iştah yerinde maşallah. Yani bunda kötü bir şey yok yani. Bence herkes doğal olmalı böyle. O yemekte artık Ahmet ne düşündü bilmiyorum ama ben Ahmet'in çok samimi ve sıcak bir insan olduğunu bir şey düşündüm. Bir şey düşünmedim. Kız bayağı aç dedim ya. Acaba doydu mu, bir şey daha yemek ister mi? Ayıp olmasın hani, söylemek istemezse ben nasıl söyleyebilirim dedim ya. Hayır, doyarak kalkmanı istedim açıkçası. Tamam kardeşim ya. Sohbet ettik, birbirimize dertleştik. Birkaç hafta böyle devam etti. Sonra birkaç hafta sonra benim başka şubeye transfer olmam gerekiyordu. Ve bana hiç haber vermedi. Telefon kullanmıyordu zaten ve ben söylemek istemedim. O şubeye geçtikten bir gün... Sonra ben onun şube, gittiği şubeyi öğrendim. Evet. Evet. Yine ayaklarıyla bana geldi. Sohbetin o kadar güzelmiş ki demek ki. Ama gel, iyi ki de geldin ha. Sana söylemedim diye çok pişmanım zaten. Çalışıyordum ve telefon geldi aşağı. Bir misafiriniz var dendi. Baktım bir yukarı çıkmış. Özlem olacağını tahmin etmiyordum. Baktım Özlem. Yemin ediyorum İstanbul bambaşka oldu gözümde o zaman ya. Bana bir şeyler hissetmeye başlamışsın demek ki. Mimi bir arkadaşlığımız başladı. Daha sık çok güzel bir dostluğumuz başladı. Evet, biliyorsun her gün gelen sorulardan bir tanesi bu. Yaş kaç ve kaç aranızda kaç yaş fark var? Ahmet'le bizim aramızda 9 yaş fark var ki bu çok büyük bir yaşmış gibi yansıtılıyor. Ve insanların yanlış değerlendirmesine sebep olabiliyor ki öyle bir durum söz konusu değil. Nasıl yanlış değerlendirme? Büyük bir adamla işte evlendiniz de işte çok mu parası vardı, çok mu işte zengindi hani gibi sorulara maruz kalıyor. Ya sen de gördün bu tarz yorumları biliyorsun. Evet. Hani o yüzden hani bu tarz yorumlar beni çok sinirlendirdiği için, herhalde herkesi kendi gibi gördükleri için. Bence böyle görmeleri normal. Neden? Bir kendi etrafına baktığında gerçekten bu kafa yapısıyla yani evlenen insan yok mu? Ya tabii ki var. Çok fazla var. Çevremizde de çok ya, fazla yok mu? Görüyoruz. İnsanlar doğal olarak bunu gördükleri için bu şekilde aradaki yaş farkından dolayı, yani 9 çok büyük bir yaş farkı değil ama hani bunu böyle soru olarak sana sorabilir. Bu normal. Bence ben sinirlenmem böyle bir soruya. Ama keşke benim çok hayır, param olsaydı da şey. Özlem benle evlenseydi öyle bir durum yok. İkimiz de evlenirken hiç paramız yoktu. Bazı şeyleri hani insanlar çok kolay hani kondurabiliyorlar ya. Onu yakıştıramadığım için mesela kendime... Mesela kendi karakterini yakıştıramıyorsun. Evet. Annem babam da mesela yaşlarını hiç göstermiyorlar. Genetik bir şansa da sahibim diyebilirim hani, biliyorsun Ahmet mesela. Hani ondan dolayı da belki hani biraz aramızdaki yaş farkı hani büyük görünüyor olabilir. Farklı görünüyor olabilir ama... Ya biraz ben biraz daha yıpranmış duruyorum çünkü... Ben o çocuk denilecek yaşta ailemden uzakta kalmaya başladım yani. Ben tamamen kendi kendini yetiştirmiş, kendi kendini büyütmüş. O yüzden biraz daha yıpranmış olabilirim ama kendimi 20 yaşında hissediyorum. İnsanın karakteri, kendini geliştirmesi, yetiştirmesi de çok önemli. Evet. Tabii ki her şey yaşta da bitmiyor. Parayla da bitmiyor. Parayla da bitmiyor tabii ama ki. Ama keşke param olsaydı da Özlem benim onun için evlenseydim. Diyorsun çünkü bu kadar belki zorlu evet, başlarda yaşam aldık. Biz çok ciddi zorluklar atlattık. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay, kolay değil. Kurulmuyor. Sonuçta biz 11 yıllık evliyiz. Evet. Burada öyle bir soru da vardı, onu cevaplamış olayım. Yani kaç yıllık evet. Evlisiniz? 11 yıllık, yıllık evliyiz. Çok kolay bir şey değil şu devirde özellikle diye düşünüyorum. Dengeli bir şekilde yürütmek de çok zor evliliği. Tabii. Yeri geldiğinde iki tane çocuk, yeri geldiğinde iki tane olgun insan, yeri geldiğinde böyle saçma sapan şeyler yapan iki tane insan, dertleşen iki tane insan, beraber dolaşan, gezen, her anını beraber geçiren iki insan oldu yani. Evet.
İyi ki de öyle oldu. Bir de ben 29 yaşındayım, Ahmet de 37 yaşında. Ne iş yapıyorsunuz? Evlendikten sonra Özden'le ben tabii iş yerinden ayrıldım. Kendi işimizi kurdum. Ufak evet. Bir kafeyle başladık biz aslında. Evet. Biraz sevimli daha açık. Bir yer, küçük, evet. Sevimli bir yerle. Bostancı'da başladık hatta. Evet, İstanbul, Bostancı'da evet. Belki bilmiyorum. Hala da duruyor için. Yani. Sattık kaç aylık tatlı. Için. Ahmet ondan sonra tek başına yola devam etti. Ondan sonra bir kafe restoranımız oldu. Ahmet orada çalışmaya başladı ve şu anda da beraber çok farklı ama e-ticaret yapıyoruz. Özden'in butiğinde beraber çalışıyoruz. Evet. Ben genelde evden yürütüyorum ama işleri. Evet. Çünkü çocuklar var. Ben de sağda. Bildiğiniz üzere. Aynen. Ahmet de sağda çalışıyor. Ahmet abi de en sevdiğim huy. Var mı? Tabii ki var. Çok fazla var. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir insan aynı. Bu 11 yıl içerisinde bunu gördüm. Bu huyunu gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü birçok insana göre kendini çok iyi geliştirmiş ve birçok konuda bilgi sahibi olan bir insan. Bunun hiçbir eğitimle, başka bir şeyle alakası yok. Evet. İnsanın tamamen meraklarıyla ve zekasıyla da alakalı diye düşünüyorum. Onun dışında bir de çok sabırlı olması. Çok sabırlı. Aslında çok sabırlı değilim de sabrın biraz da sen belki öğrettin. Bana yani. Kıyamıyorsun. Vallahi sana kıyamıyorum. Yani. Peki senin benim de en sevdiğim huyum var mı? Ben iyi niyetli olma. Yani böyle çok acayip tertemiz bir kalbim var. Teşekkür değişik ederim. Değişik bir değişik bir insan. Değişik bir insan. Gerçekten çok değişik bir insan. Çekilmez. Bir insan. Vallahi çekilmez bir insansın ya. Zor bir insan. Çok zor bir insansın. Ya evet, herkesin katlanabileceğini sanmıyorum. Evet. İşte ben o konuda sabırlı dedim. Çünkü ya kendi bildiğini kendim yazar, kendim okurum diyor. Yani öyle bir insan. Çok zor bir insan gerçekten. Ama iyi niyetliymişim, neyse ki burada. Ama buna rağmen bu başka bir şey ama o karakterin içerisinde, o insanın içerisinde inanılmaz böyle iyi bir insan var. İnanılmaz bir kalp var. Merhametli, güler yüzlü, her zaman iyi niyetli, oturup birinin böyle arkasından konuştuğunu görmezsiniz yani. Valla kimsenin kötülüğünü istemez. Elinden geldikçe herkes de bir şeyler yardımcı olmak ister. Tanıyıp tanımaması önemli değil. Mutlu evliliğin sırrı diğer sorumuz. Vav, çok zor bir soru bu ya. Evet, çok fazla cevabı var. Çok fazla cevabı var. Herkese göre değişir evet. Bu. Benim için ama ilk önce eşimle olan iletişimim. biliyorsun hani konuşuyorduk zaten bunları. Hiçbir şey gizlememek. Duygularını hani saklamadan söylemek, hani bir şeyden rahatsız oluyorsan onu dile getirmek. Tabii ki. Ki ama sıkmadan hani şey konuşarak. Bu çok değişir kişiye göre, evet, çok evet. Değişir. Çok zorluklardan geçince birbirimizi daha da iyi tanıdık açıkçası. İlk biz evlendiğimiz zaman zaten birçok zorlukla karşılaştık. Belki de bizi en çok güçlendiren şeylerden, evliliğimizi güçlendiren şeylerden bir tanesi de oldu. İşte o oluyor. O tarz zorlukları hiç görmedim yani. Kendi hayatını kazanan rahat. Bir insandım. Evet. Tabii rahat, özgürdüm, bağımsızdım ya, rahatım, istediğim gibi hareket ediyordum. Hiç kimseye inşallah başına gelmeyecek problemler yaşadık. Önce birlik olmak çok önemli, bir bütün kalmak. İletişim, birlik olmak, birbirine destek olmak, sevgi en önemlisi zaten. Fedakarlık, sabır. Hiç sabrınızın bittiği, yeter artık dediğiniz olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Tabii ki yeter dediğimiz böyle... Şöyle kendi halimde kalmak istediğin çok fazla zaman oluyor. Evet. Çocuklarla zaten uğraşması hani başlı başına hepiniz de bileceğiniz üzere çok zor iş. Ben bunu hani sabırla bu zamana kadar iyi yönettiğimi düşünüyorum. Ahmet senin de aynı şekilde. Sen gerçekten çok sabırlısın. Yani çocuklar konusunda evet. Çok sabırlıyım. Normal hayatımda hani çok sabırsız bir insan olmama rağmen çocuklarım konusunda nedense çok ayrı bir sabır örneğiyim diye düşünüyorum. Çünkü birçok insanın yapamadığı, gösteremediği, sabrı gösterdiğini düşünüyorum bu anlamda. Bilmiyorum saçma mı oldu bunu böyle kendime söylemem ama şöyle bir hayatım olmadı ya da şöyle bir düşüncem olmadı. Ay ne kadar hani kötü bir hayatım var, 3 tane çocuğum var, her şey çok kötü, her şey çok yoğun, hiçbir şeye zamanım yok. Hani hiçbir zaman böyle bir düşünceye sahip olmadım. Evet. Her zaman her şeyi biraz daha iyi yapmaya hani çalıştım. Tabii ki yapamadığım, yetemediğim çok fazla yer var. Bence eş odası bir sıfat ya. Yani iki dost, iki arkadaş, sonuçta evlisiniz, çocuklarınız var. Tabii ki bir şeyleri gergin zamanlarda bir şeyleri atlatmak için daha duyarlı birinin orada opsiyon alması lazım. Yani birinin orada istifadeyi kullanıp hemen devreye girmesi gerekiyor. Hava almaya çıkıyoruz, kendimize zaman ayırıyoruz kesinlikle. Daha fazla kötü olmaması için elimizden geleni yapıyoruz ya. Yani. Evet.
Ve hep olumlu bakmak bence en güzel, hep olumlu bakmak yani. Çünkü her şey bir şekilde gelip geçiyor yani. Siz ne yaparsanız yapın. Dünya genelinde en zor şartlarda yaşayan insanlar var. Tabii ki. Ve çok şükür sağlıklıyız hepimiz. Hani en başta kendi çocuklarıma bakabiliyorum hani. Hiç kimseye muhtaç olmadan. Bu benim için çok büyük bir şey, önemli bir şey. Hayatı sevmek, hayatınızı sevmek. Sonuçta o hayatı kendiniz yarattınız. Çocuk sizden beni yapın diye bir şey istemedi yani. Çocuk ben doğmak istiyorum diye bir şey olmadı. Kendi yaşamak istediklerimizin sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Kendi kararlarımızın sonuçlarını yaşıyoruz daha doğrusu. Kimse bana sen 3 tane çocuk yap demedi sonuçta. Biz kendimiz buna karar verdik. Bunu da sonuçta bir şekilde, en iyi şekilde elimizden geldiğince başarmak zorundayız. Çocuklarımızı sağlıklı birer anne baba olmak için, onlara güzel bir örnek olmak için. En azından karakter örneği açısından. Elimizden geldiğince sakin kalarak bu zamanları atlatmaya çalışıyoruz. İlk çocukta belki daha zor gelebilir her şey. Hani ama bunun bir alışma süreci var. Hani insanların bir şeylere alışma süreci var. Mesela yeni doğum yapmış bir insan, ilk bebeğini kucağına almış bir anneyle dördüncü çocuğunu kucağına almış bir anne aynı olmuyor. Bu kesin. İlk anne çok daha zorluklarla karşılaşıyor birçok şeyle. Belki size evet 3 çocuk çok gibi zor gibi geliyor ama 4. çocuğu düşünce daha da zor geliyor. Bir şekilde idare edebiliyorsunuz. Çünkü hani onu artık tecrübelenmişsiniz, öğrenmişsiniz. Gittikçe daha da kolaylaşıyor zamanla. O yüzden insanların kendine zaman vermesi gerekiyor. Bu babalar için de geçerli mi? Bence babalar için de geçerli. Evet. Ama onların biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor babalar. Gördüğüm kadarıyla erkekler çok sabırsız. Eski evlendikten sonra, çocuk olduktan sonra eski hayatlarını yürütmeye çalışan insanlar da bana çok yanlış geliyor. Bu hiçbir zaman olmayacak. Artık siz bir anne babasınız, bir çocuğunuz var, önce onun sorumlulukları var. Hiçbir zaman o kadar rahat olmayacaksınız ama o çocukla beraber o rahatlığı, ne bileyim ya da o zamanı kendinize yaratacaksınız belli bir yerde. Ahmet'le bir zamanımız geliyor bizim. Bizim baş başa bir kahve içme zamanımız geldi diyoruz yani. Bu da çok gerekli eşler arasında. Ve biz İstanbul'u altın üstüne getiriyorduk beraber. Evet. İlk çocuklar yokken beraber çıktığımız zamanla inanılmaz geziyorduk. Yani çok rahattı. Zaman yaratıyorduk, konuşuyorduk. Hani şimdi sabaha belki kadar telefonla konuşuyoruz, sabah bir daha görüşüyorduk hiç uyumadan. Evet. Hatırlıyor musun? Yani evde bile hani otururken konuşmaya bile çok zor zaman belki bulabiliyorsun. Bu kötü bir şey mi? Değil. Bunun zamanla biz yavaş yavaş yeni hayatımızı adapte oldukça yaratmaya başladık. İnsanların biraz daha alışması lazım o süreci. Biraz daha sakin karşılaması lazım diye. Diğer soruya geçelim. Hanginiz daha baskınsınız? Bizde öyle bir durum söz konusu değil. Ya bizde hiç kimse baskın değil yani. Çok dominant bir insan değil Özle. Benden kendi halimde bir insanım. Kendi halimde bir insanım. Biraz da karakter meselesi. Hiçbir zaman öyle bir savaşımız olmadı. Kim daha baskın, kim daha... Öyle sen şey benim olur. Sözümü dinleyeceksin, ben senin sözünü dinleyeceğim. İşte hani öyle bir ilişkimiz hiçbir zaman olmadı. Şöyle... Fikir alışverişi fikir yapıyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Hani ben şöyle olsa daha iyi olmaz mı diyorum. Ya da o bana hani şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Tabii ki hani tartıştığımız yerler oluyor. Hani bunu çıkan yerler her zaman oluyor. Yani tabii. Evlilik tek düze gitmediği için. Diğer en çok gelen sorulardan bir tanesi. Yardımcınız var mı? Yardımcımız Allah. Evet, gerçekten öyle. Biz bir bakıcı denedik, hatta iki tane denedik. Ama çocuklar çok istemediler. Çocuğu biraz böyle seçici bir çocuk. Hani herkesin yaptığı şeyleri yiyemeyebilir. Konuda da çok büyük problemler oldu. Çocukların sadece istediği hani anneleri, babaları, bir de anneanneleri. O da zaten çocuk bebekliğinden beri ben bir yere çıktığımda ya da bir işim olduğunda dışarıda İlk kurtarıcım o yani. Onu arıyorum. Anne hey, gel beni kurtar sanırım. Diye gel diye. O geliyor sağ olsun. O yardımcı oluyor çocuklar konusunda. Çocuklar ona alışkın olduğu için bir tek onu istiyorlar. Bir de yani biz şu anda ben şu anda evdeyim. Şu anda koronavirüs sebebiyle Ahmet de zaten evde. Beraber evden idare ediyoruz. Zaten bunda da hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel idare edebildiğimi düşünüyorum. Çocukları. Benim içimde de her zaman bir çocuk ruhu olduğu için bilmiyorum hani onlarla oynamak, zaman geçirmek. Hani tartışmalarımız bile bana çok hani tatlı geliyor. Başka bir yardımcımız yok. Ev işleri konusunda da Ahmet şu anda benim yetersiz kaldığım yerlerde. Çok fazla yardımcı oluyor sağ olsun. Dediğim gibi hani gerçekten çok sabırlı bir insan. Birçok insana göre yemek yapamadığım zamanlarda ki ilk hamileliğimin ilk dönemleri çok zor geçebiliyor. O zamanlarda yemeklerimizi ayarlamıştır. El lezzeti de çok iyi olduğu için ve bu konuda çok tecrübeli olduğum için sağ olsun o konuda da çok fazla yardımı dokunuyor. Beraber bu şekilde hallediyoruz.
şu anda kendi işimizi de yaptığımız için çok daha rahat çocuklarımızla ilgilenebiliyoruz. Zaten biz kendi işimizi yapmak istememizin sebebi ilk başta buydu. Ailemizle, çocuklarımızla, kendimizle daha fazla zaman geçirebilmek, daha özgür olabilmek. Çocuklarımı çok seviyorum ilk başta ve onlarla çok iyi anlaşıyorum. Son soruya geçelim istersen. Tamam. Hiç kavga ediyor musunuz diye bir soru gelmiş. Tabii ki ediyoruz. Yani, ayarında kavga ediyoruz. Ayarında evet. Birçok konuda zaten iyi anlaştığımızı düşünüyorum ben Ahmet'le. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Şu an sadece beni dinliyor gibi oldu. Ben öyle şey düşünmüyorum. Ne? Her konuda anlaştığımızı düşünmüyorum yani. Birçok konuda dedim. Birçok hayati konularda anlaşıyoruz. En önemlisi bu zaten. Çok hayati konularda kesinlikle tek yürek, tek ses oluyoruz. Var. Basit konularda çok ciddi fikir ayrılıkları var. Tabii ki var. Güzel canım cücüm. Olmuyor. Gel ben seni öpeyim sen beni öp. Olmuyor yani. Tabii tartışıyoruz, küsüyoruz, trip yapıyoruz. Dışarıda kendimize WhatsApp'tan yazıyoruz. Evet, gerçekten öyle. Ama küçücük bir şey bizi hemen barıştırabiliyor. Eve geldiğimde öyle bir şey hiç yaşanmamış gibi. Yazdıklarımı siliyorum tekrar. Sanki onda silinecek gibi. Çocukların önünde çok yapmamaya çalışıyoruz. Ama tabii Özlem'le olabiliyor. Ilgili bir şey daha söyleyeyim ben size. Özlem çok sakin bir insan. Evet. Kolay kolay asla sinirlenmez. Ama sinirlendiği zaman da asla kontrol edilir. Kendi kendine düzelirse düzelir yani. Evet, bunu da öğrenmiş oldum. Herkesin yaşadıkları, deneyimledikleri hani çok farklı. Ama biz de bu yolda, diyeyim bu 11 yıllık yolda çok kolay şeyler yaşamadık. Çok kolay şeyler atlatmadık. Bir anne babaysanız zaten dünyada olan bir tane her şeyi düşünüyorsunuz. Hassasiyet artıyor. Hassasiyet artıyor. Merhamet duygusu evet. Artıyor. İnsan duygusallığı biraz daha kat kat artıyor. Evet, kesinlikle. Hayırlısı olsun herkes için. Dünyada her şey daha güzel olacağına inanıyorum. Umarım öyle olur. Evet, ben her şeyin düzeleceğine, daha da güzel olacağına inanıyorum. Her şey düzelir. Evet. Herkes normal hayatına devam eder. Baktığınız zaman sağlıklı olmak, çocukların sağlıklı olması, hani şurada şunları konuşuyor olmak bile çok büyük bir şükür sebebi. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Ellerimizi sabunla yıkayalım sık sık. Bir çiçek gönderiyorum. Ve öpücük de gönderelim mi? Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu kadar mı? Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Size çiçek gönderiyorum. Oy, yer misin? Tamam. Kaygılarını yapın. Bir, iki, üç.